Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben size hemen bir vlog paylaşmak istedim. Bana bir ilham geldi sizlerin güzel yorumlarınızdan. Bayağı bir güzel yorumlar almaya başlıyorum. Zaten benim kanalımda kötü bir yorum şu ana kadar çok fazla oluşmadı. Oluşan kişilerde zaten herkes kendine yapar yorumu. O yüzden bir şey demiyorum bu konu hakkında pek fazla. Biraz önce Göksu'yu aradım. Göksu'yla bayağı bir ne zamandan beri konuşmuyorduk telefonda. Aradım işte WhatsApp'tan konuştuk ne yapıyorsun diyorsun falan filan. İşte bir saate yakın konuşmuş olduk. O da bana dedi hani güzel güzel olumlu yönde bana ilham verdi. Ayşe de keza öyle olsun. Her konuştuğumuzda bana güzel güzel ilhamlar veriyor. Destek oluyorlar. Çok çok sağ olsun. Allah bin kere razı olsun o konuda. Yapabilirsin. Bana güzel güzel böyle tatmin edici cümleler kurdu. Çok sevdim yani o konuda. Zaten arkadaşlar hiç bizim aramızda şu ana kadar kötü bir şey olmadı. İnşallah böyle de devam eder. Öyle yani arkadaşlar. İşte ben de hemen dedim bir vlog paylaşayım. Bugün dedim karnabahar yemeği yapacağım. Siz de zaten bugün yorumlarına baktım. Sibel Hanım buradan sizi öpüyorum. Oradan Instagram'da zaten takipleşiyoruz. O dedi ki Kübra'cığım seni dedi daha fazla görmek istiyoruz. O yüzden ben de atmak istiyorum. O yüzden bana da bir ilham geldi açıkçası. Ve pozitif yorumlar gelince ben de kanalıma otomatik olarak pozitifleşmeye başlıyorum. O zaman fazla sözü uzatmadan hemen arkadaşlar başlıyoruz. Bu arada da tekrardan söyleyeyim. Çekilişimiz pazartesi günü. İletmiş olacağım sahiplerine. Pazartesi günü Zafer'le birlikte kargoya gidip orada bütün kazananların ürünlerini, hediyelerini iletmiş olacağım. Yine zaten sizlere de Instagram hesabından kargoladım diye de bilgisini vereceğim zaten. O zaman fazla sözü uzatmadan hemen başlayalım karnabahar yapımımıza. Bu yılın ilk karnabaharı olacak. Böyle patatesli güzel bir yemek yapmayı düşünüyorum. Bu arada bir şeyler söyleyeceğim ben. Yedek olarak hiçbir hani yedek olarak göndermeyeceğiz. Yedeğe göndermiyoruz çünkü hepsi yazdı. Evet, herkes yazdı. Eğer seçilip de arkadaşlar insanlar isimlerini bana bildirmedikleri sürece o zaman tekrardan bir canlı yayın açarız Instagram'da. O zaman tekrardan çekiliş yaparız. Ama bir de hepsi döndü. Evet, hepsi döndüğü için. Yani şimdi artık yani bir tane yedeğimiz vardı. Evet. O yedeğimizi iptal ettik. Onun da bilgisini ver de. Aynen öyle. Hani sonra şey olmasın. Aynen. Daha gelmedi etmedi falan filan demesin. Ay yok yok, herkes zaten o yedek olduğu için. Hı-hı. Bir şey yok. Zafer bugün benden karnabahar yemeği istedi. Can ondan istemiş. Bayağı bir sebze aldım ben bu hafta yine. Ispanak aldı. Sen bize bir kahve yap istersen. Sonra. Yaparım. Ama ben birazdan yemeye başlayacağım ya, o yüzden. Anladım. İçeyim bunu yaparken. Karnabaharlar kar beyazmış. Böyle irili ufaklı doğruyorum. Allah belik büyük yap. Sen olacak ya burada. Tamam. Yani çok çok ufak yapma. Tamam. İyi mi bu? İyi. Tamam. Bu kime sormuştu? Ufak bir yıkayım. Adamız ıspanakçıdan aldık ki o çok güzel oluyor. Ufak bir kaza atlattık. Kamera düştü yere. Senin kahven de güzel oluyor yani, senin elinden içmek. Kahve var mı? Var. Nerede? Aynı yerinde. Aynı yerde değil. Altta mı üstte ben? Orada, altta. Ayrıca yeni kahve veriyorum ben sana. Biz kahve almadık ki yeni. O zaman kahve bitmiş. Bilmiyoruz. Kahve var. Buldun mu yerini? Buldum, buldum. Tamam. Az kalmıştı zaten kahve ya. Alırız market alışverişinde. Bayağı var, var. Evet. Biliyorum. Çok ben fazla... sana aldıymıştım. Öyle hatırlıyorum. Ben de evde var diye almadım. Sanki bir tane daha olacak ya. Oraya bak bakalım, aynı erzak kutusuna.
rabarbarlarımı doğradım. Şimdi de patateslerime geçeyim. Sizler nasıl yaparsınız karnabahar yemeklerinizi arkadaşlar? Ben kızartıyorum. Bir de böyle yapıyorum patatesi. Kıyma falan annem koyar genelde. Ben kıyma koymuyorum. Annem de koyuyor galiba. Evet, koymuyorum kıyma. Evet, iyi. Çok fazla kıymalı yemekleri sevmem çünkü. Sadece hani böyle patlıcan yemeğini falan onlara koyarım. Evde beyaz soğanım yokmuş. Kalmadı. Ben evde var diye almadım bu hafta pazardan. O yüzden mor sağır koyacağım içine. Rendeliyorum çünkü Zafer içinde görününce yemiyor. Rendelenince yiyor. Bunları hemen yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Yok oldu be. Yani ben de biliyorum bu işi ha. E tabi. Kesinlikle. Burada içiyorum. Zafer yaptı bana. Teşekkür ederim bebeğim. Bir adet soğan koydum, rendeledim. Zeytinyağını ilk kavuralım arkadaşlar. Sonra salçasından ilave edelim. Yeni aldık. Yeni aldım, salçadan yapacağım. Tuz koyma. Evet. Arkadaşlar aşırı derece tuzlu, dün tadına bakmıştık burada. Salça mis gibi kokmaya başladı. Düzeltsem düzeltmesem de ses çıkıyor böyle ya. Gelmişmiş demek o şeyler. E tabi. Bizden tamam. Önce sonuçta kullanıldığı için. Arkadaşlar biz evimiz ocak seti almadık, evde var diye. Bu evde. O yüzden. Zamanı geldiğinde inşallah. O zaman alalım dedik aslında ama. Ben dedim. Evet. Ben de herhalde o zaman gaflete uğradım pek fazla. Ben sana anlamadım. Benim şeyleri yapsa ya. Nasıl evlendik sen biliyorsun değil mi? Virüsten dolayı. Ya size bir şey söyleyeyim sana. Bizim evlenmesi taşıyan motordu ya. Tabi tabi. Eski motordu. Bütün her şey bize o motor taşıdı ya. Aynen öyle. Böyle gelişi güzel. Doğruyorum arkadaşlar işte. Sağlık olsun da. Şimdi arkadaşlar içine kabaklarımı ilave ediyorum. Kabaklarına. Ay kabak mı dedim ben? Aman yarabbim. Ne zamanlar böyle? Hayır, ikisi de K'la başlıyor ya. Herhalde ondan gaflete uğradım, bilmiyorum. Açlıktan mıdır nedir? Acı aç da değilim ama. İki tane içine domates rendeledim. Şimdi onları koyacağım. Domates de güzel olur şimdi.
baharatlarını ilave edeyim hemen. Çok az karabiber. Çok az. Zerdeçal. Salça tuzlu olduğu için içine tuz koymayacağım. Bakalım eğer çok tuz olursa diğer yemeklerde biraz tuz katarım. Bugün deneyeceğim çünkü ilk defa bu salçayı kullandığım için. Yine çok tuzlu olur yiyemeyiz bu sefer. Bu da kaynattım arkadaşlar. Şimdi onu da ilave edelim. Kapağını kapatabilirim artık. Şimdi artık güzelce bir keyif kahvesi yapabilirim. Hak ettim bunu. Böyle eşekli fincana yapmış. Migros'tan almıştım bunu da. Çok beğeniyoruz bunu da. Bir de büyük yani double. O yüzden güzel oluyor. Güzel kahve içmek istediğimiz zaman. İnsanın eşinin elinden de kahveleri içmek çok güzel oluyor. Çok keyifli oluyor. Yemeğimi yaptım arkadaşlar. İşte artık akşam da oldu. Saat 7'ye çeyrek var. Bundan sonra artık bir dizi izleriz bugün. Kızılcık Şerbeti var. Hep söylüyorum bunu ama cuma günü bugün. Onu izleriz. Böyle devam eder bugün. Böyle geçmiş olur. Yarına da bu video gelecek inşallah. Hemen size bir ara vlog yapmak istedim. İnşallah memnun kalırsınız ama takipçilerimden gördüğüm kadarıyla güzel yorumlarınızı alıyorum. O yüzden bir sizlere bir sürpriz vlog yapmak istedim. İnşallah memnun kalırsınız arkadaşlar. Aslında yapmam gereken daha 8-10 turşum var. Onları geçen hafta almıştım. Daha yapamadım onları. Bir fırsat bulamadım açıkçası. Onları bir yaparım. Turşu kurmam gerekiyor yani. Biber turşuları kurmam gerekiyor. Onları da almıştım geçen haftadan. Daha onları da yapmadım. İçinden birazcık yedim. O geri kalanını da artık turşu yaparım. Öyle yani. Kış geliyor. Kış gelmeden güzel böyle kış hazırlıkları yapmak gerekir ki kışın rahat edelim. Biz çok fazla hazır gıdalar, hazır turşular yiyemediğimiz için o yüzden evde yapmayı, evde tüketmeyi tercih ediyoruz. Annem falan da yapayım diyor. Annem dedim yapma sen. Ben zaten yapıyorum. Sen dedim ablama yap. Ablam çünkü çalışıyor. Ona yapsın daha çok. Ben yapıyorum. Vaktim de var çok şükür. O yüzden annemden istemedim. O da başka şeyler veriyor sağ olsun. İşte salça yapmış, o da salça verecek galiba. Ve kayınvalidem de işte tarhana falan yapıyor. Bu sene yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum. Yapmadılar galiba bu sene. Annem de bu sene tarhana yapmış. Kendi yazlıkta. Anneannemden var, kayınvalidemden var. İşte onlardan bayağı var tarhana. O yüzden ikisinden de istemedim bu sene. Tabii tarhana da her gün yenilmediği için bayağı kalıyor evde. Kış, yazın zaten tüketilmiyor. Kış çorbası bunlar. Allah annelerimize uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesinler inşallah. Sağlıklı, mutlu olsunlar. Mutlu olalım hep birlikte ailemizle. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Turşularınızı falan yaptınız mı? Ben dediğim gibi işte yapmaya çalıştım, yaptım. Salatalık turşusu yaptım. Onu kuzenime Manisa'ya götüreceğim. O benim turşuları seviyor bayağı Handan. Ona vereceğim. Ona yaptım işte. 3 şişe ona yaptım. İşte yanına da biber turşuları falan yaptım. Kendime de yaptım işte. 8-30 turşusundan da 2 şişe falan yapacağım herhalde. 2 bağ almıştım çünkü. Öyle. Kışlık hazırlıklarım. Böyle zaten sizlerle de yaparken paylaşmıştım. Domates soslarını da yaptık birlikte. Onlardan da dediğim gibi kayınvalideme yaptım sadece 15 şişe. Kendime geçen seneden var. Onları tüketirim. Çok fazla domatesli bir yemekte yapmıyoruz yani. Daha çok salça koyuyorum. Yazın domates tercih ediyorum ben. Başka bir şey yok. Daha çok makarnalara koyuyorum çünkü. Kahve güzel geldi. Yemeğin de olmasına 45 dakika falan var işte. 45 dakika sonra yemeğe başlarız. Sonra bir akşam kahvesi falan filan. Şimdi benim aklıma bir şey geldi. Ananas almıştım arkadaşlar. Onları çürümeden tüketelim. Onları da hem size kesimini yapalım, kesimini göstereyim. Çünkü o birazcık zahmetli bir kesimi var bildiğim kadarıyla. Annem eskiden alıyordu evlenmeden önce. Bekarken bayağı güzel oluyordu yani. Şimdi ilk defa ben kendim keseceğim. Bakalım kesebileceğim mi? Ama keserim herhalde ya. Kolay. Çok bir zorluğu yok. O zaman hemen onun kesimine başlayalım ki
tüketelim. Dolapta kalmasıcı ne kadar 2 hafta dayanır desene, dese de yine biz bir yiyelim onu Zafer'le otururken, hem şifa olur hem de akşam böyle bizde bir sağlıklı bir atıştırmalık olmuş olur. Şöyle bu boylarda 2 tane ananasım var. Hemen kafasını kesmekle başlayayım. Aa, çok kolay. Tazeymiş, pek hemen kesiliyor. Şarjımın da bitmesine az kaldı. Hemen çekeyim ben bunu size. Ben direkt böyle portakal keser gibi direkt keseceğim. Çok kolay kesiliyor arkadaşlar. Dilimleyebilirim artık. Çok kolaymış. Şimdi de bana gelen bu aylık Oriflame kargosunu açıyoruz sizlerle birlikte. Bakalım neler varmış. Ben biliyorum. Sizler de göstermek istedim sizlere. Bir tane böyle el kremi sipariş verdim. Bunu kendime satabilirsem satarım. Çünkü kış geliyor artık. O yüzden alayım dedim. Ya kendim kullanırım ya da satabilirim yani. Bu arkadaşlar, bunlar çok güzel kokuyor. Bunu ben avokadolusunu kullandım. Çok memnun kaldım. Bu da greyfurtlu sanırım galiba. Evet. Aynen, greyfurtlu bu. Bir tane daha krem söyledim. Bunları da bizim üst komşumuz Uzun teyzenin siparişleri arkadaşlar. O böyle torunlarına falan alıyor. Kalpli kalpli çiçekli sabunlar. O yüzden çeşit çeşit aldı. Bayağı bir aldı. Hemen sayacağım şimdi ne kadar olduklarını. Böyle bayağı var. Yine bunu da kayınvalidem sipariş vermişti. Aldık fırçası. Yine böyle bir siparişim var. Parlatıcı. Lip gloss şeklinde. Kasım ayının kataloğu. Ekim ayındayız ama Ekim ayının kataloğu şu an elimde olduğu için bir ay sonraki kataloğu bana elime ulaştırıyorlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Sabunların çokluğuna aşırı derecede sabun var. Bunların arasından 2-3 tanesi de benim zaten. Kendime de sipariş verdim. 15 tane sabun var arkadaşlar burada. O zaman arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. İnşallah beğenebileceğiniz güzel bir vlog olmuştur. Sürpriz yapmak istedim. İçimden geldi. İnşallah videolarımızı da haftada 3'e çıkarmayı düşünüyorum. Zaten kış vlogları daha güzel oluyor. Kışın daha çok içerikler geldiğini düşünüyorum. Yazın sıcaktan hiçbir şey çekilmiyor. Kışı ben daha çok sevdiğim için kışın güzel içerikler umarım gelir. Zaten düzen videoları da yapacağız sizlerle birlikte. Düzen videoları da gelecek. Temizlik gelir yine. Kışın evde iş daha çok oluyor biliyorsunuz. Arkada da sonbahar yaprakları var. Kışın geldiği buradan da belli.
O zaman arkadaşlar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hype puanınızı bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sizi seviyoruz. Sizi öpüyorum. Bay bay.